Herkese merhaba sevgili dostlar. Ekonomist Çoban kanalının yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle mutlu bayramlar. Dostlar, Allah'a yakınlaşma bayramınız kutlu ve mübarek olsun inşallah. Amin. Hac ibadetini tamamlayan hacı adaylarının da hacılığı Allah kabul etsin. Dostlar, bugünkü konumuz ülkemizdeki bazı ürün ve hizmet gruplarındaki KDV indirimi. Ne düşünüyorsun bu konuda Mustafa? Aslında ürün denemez. Neredeyse sadece hizmet sektörüne, hatta kısaca bahsedeyim. En çarpıcı noktası iş yeri kira stopajı %20'den %10'a. Bu çok büyük bir yüktü. İş yeri sahipleri bir kira, ödedikleri kira üzerinden %20 oranında bir de stopaj ödüyorlardı. Bunu %10'a düşürdüler. Bu reel kesimin ya da küçük esnafın özellikle büyük bir rahatlama yaşamasını sağlayabilir. Bu yapılan işler içerisinde okey diyebileceğim, gönül rahatlığıyla harika diyebileceğim tek şey belki de bu. KDV indiriminde yeme içme grubu var. Aslında tamamen hizmet sektörünü hedefliyor KDV indirimi. Kısaca okuyayım ben sana. Kira stopajı %20'den %10'a, yolcu taşımacılığı, düğün, nikah organizasyonu, konut bakım onarımı, tamir, kuru temizleme, terzilik gibi esnaf hizmetlerinde KDV'yi %18'den %8'e indiriyor. KDV oranı %8 olan konaklama ve yeme içme hizmetlerinde ve sinema, tiyatro, müze giriş ücreti gibi kültürel faaliyetlerde de KDV %1'e indiriliyor. Tanımsal olarak hikaye bu. Gerçekte ne? Onu anlatayım ben sana. Ben ilk önce yeme içme organizasyonunu şey diye duydum. Gıda. Gıdadaki KDV %8'den %1'e düştü gibi bir algı oldu bir anda. Yani yanlış bilgiyle. Dedim ki kedi oğlalı bir fare tuttular. Harika bir şey, olması gereken bir şey yapmışlar. Dedim ki öyle değilmiş, yeme içme. Yeme içme dediği şey ne? Restoran. Bravo. İşte. Restorana, kafeye gittin, orada yedin içtin. Onların KDV'si %8'den %1'eymiş. Hani pazardan limon aldın, domates aldın, onlar değil. Bu müşteriye yansıyacak mı? Yoksa restoran işletmecisinin kar marjını mı yükseltecek? Şimdi bu niye yapıldığı cevaplayayım ben önce. Ondan sonra onunla konuşuruz. Bu niye yapılmış olabilir? Birkaç tane sebebi var. Aynı anda birkaç tane farklı hedefi vuruyor bu yapılan uygulama. En temel sebebini söyleyeyim. Arka planda kimsenin dile getirmediğini ben anlatayım. Bu enflasyon canavarı, kafasını gösteren enflasyon canavarının şimdiden kafasını vurmaya çalışmak. Enflasyon canavarı üzerinde manipülasyon yapmak için aslında yapılmış bir uygulama. Birinci sebebi bu. Bunun içinde ne var? Nakliye, yani ulaşım bedelleri, otobüsün, uçağın vesaire. İçinde ne var? Konaklama bedeli, otel, turizm. Bunlar çok büyük miktarda yansıyacak yeni enflasyon ölçümlerine. Birincisi bunu dizginleyebilmek. Bu kalemlerde maliyeti büyük oranda düşürüp total enflasyon üzerinde büyük etkisi olan bu kalemlerde ay sonunda açıklanacak ya da ay başında açıklanacak geçmiş ay rakamlarını daha düşük çıkarabilme çabası bu. Bunu bir kere buraya koyalım. Kimse bana aksini söylemesin. İki, kime hizmet ediyor? O nakliyeyi yapacak adamlara ve konaklama, yani otel, turizm sektörü sahiplerine hizmet ediyor bu. Adam zaten bu sene turist yok. Çok büyük oranda az gelen turistin maliyetini fiyatlara yansıttılar. Oradan bir para gelmeyeceği de çok belli aslında. Kamu diyor ki bana zaten bu sene turizm geliri gelmeyecek. Gelmeyecekse KDV geliri de gelmeyecek. Benim bunu %8'den %1'e indirmiş olmam benim açımdan çok fazla bir şey fark etmeyecek. Yani kamuya çok büyük yük doğurmayacak aslında bu 8'den 1'e düşüş. Ama turizm sektöründeki adama büyük bir fayda sağlayacak. O isterse fiyatlarına yansıtabilecek ya da KDV'yi daha az ödeyecek, daha rahat edecek. Ya da işte KDV daha düşük diye bu durumun çekiciliğine aldanan insanlar turizme yönlenecek. Turizmci biraz daha rahat hareket etmeye ya da daha fazla odasını satabilmeye başlayacak. Bu hikaye nereden doğdu biliyor musun? Bu sene pandemi riski yüzünden aklı başında hiç kimse otel tatiline gitmiyor. Dışarıdan gelen zaten yok. İçeriden gelen aklı başında adam da otel tatiline gitmiyor. Aklı başında olmayan adamın zaten otel tatiline gidecek çok fazla parası yok. Aklı başında olmayan ama parası olan küçük bir kesim otele gidiyor. Şimdi bir kesimi daha buraya çekmeye çalışma çabası.
ve turizmcinin elini rahatlatmaya çalışma çabası. Bunu da şöyle açıklayayım. Biliyorsun turizmde büyük grup otelleri ya da turizm acenteleri genellikle iktidarın içerisinde ya da iktidara yakın kişi ve kurumlardan oluşuyor. Doğal olarak birilerinin buna sahip çıkması lazım. Doğal olarak da yönetenlerimiz böyle bir fikirde bulunmuşlar. Böyle bir güzellik yapmışlar. Böylelikle iki amaca birden hizmet eden bir karar. Hem enflasyonu düşük göstereceğiz, hem turizmcinin elini rahatlatacağız ya da nakliyecinin elini rahatlatacağız. Uçak firmaları ya da otobüs firmaları bundan faydalanacaklar. Halk bundan faydalanabilir mi? Kısmen faydalanabilir. Ama büyük oranda ben işletme sahiplerinin bu KDV indirimini fiyatlarında indirim olarak insanlara yansıtacaklarını pek düşünmüyorum açıkçası. Zaten bu sene perişanız diyerek. Evet evet, yani zaten öyle olmasa bile bizim biliyorsun iş etiği kavramımız pek yok toplumsal olarak. Bir fırsat, bir indirim olduğu zaman ÖTV indirimi mi geldi, fiyata yansıt. KDV indirimi mi geldi, fiyata yansıt. Yani son kullanıcı ya da son nihai tüketici bundan faydalanamaz. Artık o indirimden kim faydalanacaksa onlar faydalanacak. Evet. Ama ilk noktası enflasyonu dizginlemeye çalışmak aslında. Hikaye bu. Az önce sordun ya, faydalanabileceğiz mi? Faydalanamayacağız muhtemelen. Zaten faydalanma niyetim de yok benim kişisel olarak. Ben bu sene herhangi bir otele para verip gitmem. Bedava da verse gitmem bu arada. Parayı bırak, bedava da verse gitmem. Ya şeyi düşünüyorsun. Yarın öbür gün okullar açılacak. Çocuğumu nasıl göndereceğim diye düşünüyorsun. Bugünden tatile mi giderim? Bir de üstüne para verip. Evet. Bir de ikinci dalga söylentileri de var. İkinci dalga söylentileriyle ilgili aslında söyleyebileceğim çok ekstrem şeyler var. Muhtemelen daha önce pek bir yerde benimle aynı yorumları yapan olmadı. Ama onu farklı bir videoda, bir sonraki videoda hatta olur. Koronavirüste ikinci dalganın çok çarpıcı gerçeklerini anlatacağım. Bir sonraki videoda koronavirüs ikinci dalgayı izlemenizi tavsiye ederim. Orada aklımdakiler, eğer aklımdakileri anlatabilirsem çok etkili bir video çıkabilir evet. Ortaya. Peki az önce dedin ki bunun en önemli ayağı enflasyonu düşürmek için yapılmış bir çalışma olduğunu söyledin. Enflasyon zaten şu anda söylenene göre düşüş eğiliminde olan bir trendde değil mi diyeyim? Düşüş eğiliminde olan, trendde olan tek şey bize anlatılan hikayeler. Enflasyon düşecek, topyekün mücadele, topyekün mücadele. Gerçekten topyekün mücadele ediyoruz. Topla tüfekle mücadele ediyoruz enflasyonla. Fakat düşmüyor. Düşmeyecek de. Yıl başında da söylemiştim hatırlarsan, düşüş trendinin en sert olduğu yerde de bunun enflasyonun özellikle pandemi sürecinde olanlarla birlikte üstüne onlar eklendiğinde düşme ihtimali yok. Düşmesini geçtim, sabit kalma ihtimali yok. Sabit kalmasını geçtim, büyük oranda artış gösterecek. Bunun başka bir açıklaması yok çünkü matematiktir. Enflasyon tamamen matematiktir. Sen üzerinde bir şeylerle oyun oynarsın, kağıt üstünde bir şeyleri hesaplamayı değiştirirsin, fiyat ölçümünü yaptığın yeri ona göre seçersin falan filan ama nihayetinde ne yaparsan yap bir matematiksel artış gösterecek. Ha belki gerçektekinden çok daha düşük bir rakam bulur, söyler, çıkartırsın. Fakat o bulduğun, söylediğin, çıkardığın rakam bile enflasyona artış olarak yansıyacak. Daha geçen gün Merkez Bankası yıl sonu enflasyon beklentisini 1,5 puan arttırdı. Bak bunu yapan bu işin başındakiler. Bu işin başındakiler 1,5 puan arttırdıysa reelde aslında durumun ne kadar sıkıntılı olduğunu insanlar oradan anlasın. Enflasyonun düşme ihtimali bu kadar para basılmışken, bu kadar kredi muslukları açılıp herkese para bolluğu yaşatılmış ve herkese gidin para harcayın denmişken enflasyonun düşmesi gerçekten ben bırakırım yani. Bildiğin her şeyi, her şeyi bırakırım. Bu şartlarda enflasyonun düşmesi demek bildiğin matematiğin de yanlış olması demek. Yani bildiğin bütün doğruları sorgularsın. Yani geçen gün Cumhurbaşkanı'nın radyoda bir açıklamasını dinledim. Şöyle bir şey söyledi. Turizm hariç diğer bütün sektörler pandemi öncesi seviyeye geldi. Gelmiştir neredeyse. Bu biraz iyimser bir açıklama. Bir iyimser bir açıklama. Çünkü ben çevreme bakıyorum. Sektörlere bakıyorum. Tekstil sektörüne bakıyorum. Başka diğer sektörlere bakıyorum. Sektörlere bile bakma. Çevrendeki
işsizlere bak. Pandemi öncesi çalışıp da şu anda hala çalışmayan insanlara evet. bak. O adamlar pandemi öncesi orana geri dönerse ben derim ki tamam geri dönmüştür. Çevremizdeki herkes evet. işsiz. Ha burada şöyle bir özellik var. Çoğu turizm çalışanıydı. Şimdi ama turizm çalışanı olmayan bile. Tabii. Ya eski İstanbul'daki arkadaşlarımdan da benim yaptığım. İşsizi geçtim. Ha bak onlara var. İşsizi geçtim. Serbest meslek sahibi. Adam kendi işini yapıyor. İşsiz olması mümkün değil. Ama o adamda da iş yok. O adam da siftahsız dükkan kapatıyor. Tabii. Cebinde parası olmayan adam nasıl gitsin oraya? Nasıl döndüm ben pandemi önceki sürece? Evet. Yani doğru bir bilgi değil. Doğru bilgi kesin değil. Kesin bilgi değil. Yaymayalım. Bunlar ama işte siyasetçi söyler. Siyasetçi işine ne geliyorsa ben onu söyler. Birilerini bir yerlere yönlendirmeye çalışıyorsa, turizme yönlendirmeye çalışıyorsa, insanların aklında ya her şey normale döndü, gidin turizm sektörüne, gidin otellerde kalın demeye çalışıyorsa bu açıklamayı yapar evet. rahatlıkla. Yani siyasetçi etikle pek işi olan adam değildir. Evet. Hepsi için geçerli. Az önce şunu söyledim yani. İşsizlikte bir değişme yok. Çevremizdeki bizim gördüğümüz ve şu anda izleyenlerimizin de bence bunu onaylayacağını düşünüyorum. Herkes bir çevresine baksın. Etrafındaki pandemi yüzünden işini kaybetmiş insanlar işini geri alabildi mi alamadı mı? Bu sorunun cevabını versinler. Üretim yok. İhracat yok. İşte Merkez Bankası'nın durumu belli. Doların durumu belli. Aynen. Dolar stoğu belli. Enflasyon bu tabloda enflasyonun şu anda düşmesi imkansız. Bu para bolluğuyla enflasyonun düşmesi imkansız. Evet. Dünyanın hiçbir yerinde kredi musluklarını bu kadar açarak enflasyonu düşüremez. Pandemiden önceki noktaya döndüysek kısa çalışma ödeneği niye uzatılıyor? Niye o işte 1.000 liraları ödemeye devam ediyor devlet? Hani dönmüştük? Demek ki dönmemişiz değil mi? Dönmediğimizi aşikar. Herkes biliyor. Enflasyonla ilgili korkutucu bir durum var. Önümüz sonbahar. Sonrası kış. Şimdi gıda fiyatları mümkün olan en düşük seviyede. Ve bu sene genel olarak iklimsel rekolte sıkıntıları yaşayacağız. Birincisi. Bu da doğal olarak sana şey getirecek. Fiyat artışı getirecek. Geçen sene 100 tane limon hasat ediyordun. Bu sene 50 tane limon hasat edeceksin. Doğal olarak fiyat geçen senekinin 2 katı olacak. Diğer şartları hiç hesap etmesen bile arzı düşük olan malın fiyatı artacak. Sadece limon için değil, genel olarak kış mevsiminde hepsinde zaten artış gösterecek. Evet. Bu sefer başlayacağım domates, salatalık, patlıcan vesaire. Böyle korkunç bir artış bekliyorum ben gıda enflasyonu olarak. Gıda enflasyona büyük oranda yansıyan kalemlerden bir tanesi. Hizmetler kısmını dizginleyelim en azından diyor ki sene sonuna kadar bu yapılan indirimler. En azından hizmetler kısmında bir dizginleme yapalım. Biraz da kalemine falan uydurursak yine kafamıza göre bir enflasyon aşağı yukarı çıkarmaya çalışırız diyor. Evet. Diye tahmin yani, ediyorum kamu. Biraz böyle hani kağıt üstünden oynama dedin ya. Talebi olmayan bir ürünün KDV'sini düşürelim ki bu dönemde. Aynen öyle. Kamuya çok yük olmasın. Evet. Yani biz bunu yaparken aynı zamanda gelirimizden de büyük bir kesinti olmasın. Fakat algıyı büyük oranda değiştirebilecek bir şey olsun. Ve enflasyon rakamlarını da düşürebilsin. Yani kağıt üstünde matematiksel olarak girdiğimiz verilerde evet. düşük bir seviyeler girebilir. Aynen öyle. Bir taşla üç kuşu birden vuralım hareketi bu. Eğer çok ciddi söylüyorum bak. Ben bunu ilk anda gıdada da var zannettim. Dedim ki vallahi helal olsun. Çıkacağım dedim, video çekeceğim. Diyeceğim ki tebrik ederim. Çünkü yiğide öldür, hakkını yeme. Bir baktım yeme içmeymiş gıda değil. Gıda olur mu? İşte gıda olsa o zaman bana yansıyan bir sonucu olacak. O zaman birileri nefes alabilecek. Domatesi, salatalığı, patlıcanı alırken diyebileceğiz yani yüzümüz gülebilecek. Babacım ben peyniri, zeytini %1 KDV ile alamıyorsam restoranda yediğim yemeği %1 KDV ile almayayım zaten ya. Restorana gidebilen mi var zaten bu dönemde, bu zamanda? Ha, giden de %1 ile gitmesin. Lan çocuğuma yedirecek peynir alacağım ben bakkaldan %8 KDV ile. %18 KDV ile, %8 KDV ile gıda ürünü alacağım. Ama restorana gidersem, bir T-bone steak yersem, bir Kobe yersem bana %1'den verecek onun fişini. Ya elin saf ya. Siz kime çalışıyorsunuz arkadaş? Ben yönetici olsam onun KDV'sini %18'e çıkartır.
Diğer KDV'yi %1'e düşürür. Yapacaksan onu. Ha, kültür, müze, sanat. Eyvallah, bak hiç sıkıntım yok. Yapsın bunu, zaten olması gereken. Evet. Kitapta KDV %1. Müzede, sinemada no problem. O güzel. Ama restoran, kafe, otel, uçak, otobüs. Kimi koruyorsun? Kimi koruduğu belli. Dostlar, ben bunu anlatsam daha çok uzun sürer de genel olarak bu kadar da bırakalım. Genel olarak KDV bayram değil, seyran değil, enişten beni niye öptü, KDV indirimleri niye oldu diye aklında soru işareti olanlar için küçük bir video çekip niye olduğunu anlatalım dedik. Benim fikirlerim bunlar. Sizin de fikirlerinizi merak ediyorum. Varsa yorum ve önerilerinizi aşağıya yazmayı unutmayın. Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bu tarz içerikler sık sık devam ediyor olacak. Bir sonraki videoda pandeminin ikinci dalgasını anlatacağım. O videoyu da kaçırmamanızı öneririm açıkçası. Pandemide ikinci dalga geliyor mu? Ne zaman geliyor yoksa gelmiyor mu? Detaylarıyla karşınızda olacak. Bu arada Ekonomist Çoban kanalında katıl butonumuz aktif oldu. İçeriklerimizden memnunsanız, bizi seviyorsanız destek olmak için katıl butonuna tıklayıp kanala üye olmayı da unutmayın. Aynı zamanda da sürpriz ayrıcalıklardan faydalanmak için de. Katıl butonuna tıkladığınız zaman ayrıcalıkların ne olduğu zaten karşınıza çıkacak. Oraya bir bakın derim. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Evet. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bir sonraki videoda. Kendinize iyi bakın. Mutlu bayramlar. Mutlu ve sağlıklı günler.